Türkiye Hastanesi Önce Çocuğumu sunar. Naapurista kuuluu se polokantahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipputtuput, tappute kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa. Merhabalar, sağlıklı ve mutlu pazarlar hepinize. Bugün konumuz kanser hastalarının umudu olan kemik iliği nakli. Evet, gerçekten çok önemli bir konu. Ülkemizde pek çok kanser hastası olan çocuğumuz var. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocalarımızı tanıtmak istiyorum size. Çocuk hematoloğu Profesör Doktor Gülyüz Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Bir de Gamze Çakırgil, uzman psikolog. Hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de hocamla birlikte çalışıyorsunuz herhalde, Gaye Çakırgil. Uzun zamandır hocamla birlikte çalışıyoruz, evet. Gerçekten çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Hocamızın hayranıyız zaten. Teşekkür Pek çok çocuğa ederim. Hayat veriyor. Sağ olun. Gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Sessiz, sedasız ve gayet mütevazi bir şekilde. Gerçekten hani... çok kutsal bir, hani bütün doktorlarımızın yaptığı şey çok kutsal ama gerçekten sizinki daha da bir anlamlı bence. Gerçekten öyle, yani insan yüreğiyle yapıyor bu işi diye düşünüyorum. Bir de hep şükrediyorum, ben sevdiğim bir işi yaparak yaşamımı sürdürebildiğim için şanslı insanlardan biriyim. Gerçekten yaptığımız işin bilimsel kaygıları kadar onun için... Gaye ile birlikteliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Bu işin yürek tarafı çok fazla. Hasta popülasyonu da çocuk olunca hepten daha hepimizi daha, zaten tamamen durduran bir nokta oluyor diye düşünüyorum. Bütün çocuklarımız sağlıklı olsun inşallah. İnşallah. Gerçekten sizin de katkılarınızla tabii ki. Teşekkür ederim. Ben bu arada izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0212 454 55 17 0212 454 55 18 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca twitter.com/öncecocuğum, facebook.com/öncecocuğum ve öncecocuğum@gerethaber.com.tr adreslerimizden bize ulaşabilir, sorularınızı ve yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Evet hocam, öncelikle isterseniz kemik iliği nakli nedir onu öğrenelim, kimlere yapılır? Uzun süre terminoloji olarak, söyleme olarak kemik iliği nakli diye tanımladık ama artık kök hücre nakli diye olarak geçiyor. Tanımlıyoruz. Evet, kök hücre nakli bireyin kendinden veya bir başkasının kök hücresinden yararlanarak mevcut hastalığı, kök hücreye dayandığını düşündüğümüz bir hastalığı tedavi etme yaklaşımıdır. Tümüyle baktığınız zaman aslında isime baktıkları zaman arkadaşlarımız belki bazen şey gibi alıyorlar. Birisinin işte kemiği açılıyor, oradan ilik alınıyor, bir diğerinin kemiği açılıyor, evet, ilik konuyor. Evet, herkesin kafasında blok. Bir şey bu. O gerçekten. Tabii bizim hani görsel alışkanlıklarımızla ilgili ama böyle değil. Kemik iliğinden iğne yardımıyla kemik iliğini topluyoruz diyoruz biz ona. Hı hı. Ama kandan biraz daha normal kanı torbada hepimiz bir kez görmüşüzdür belki. Ondan biraz daha kıvamlı bir kan. Ve bu kanı ben bir başkasından alınma olarak ifade etmek istiyorum. Bunu daha sonra alıcıya kateterinden naklediyoruz. Yani iliği böyle blok halinde alıp kemiğin içine koymuyoruz. Aslında bir torbada topladığımız kemik iliği örneğini, kemik iliğinin o sıvı halini yine sıvı olarak hastaya naklediyoruz. Kök hücre naklinde pek çok yerden kaynaklar olabileceği bilimin gelişmesiyle birlikte tespit edildi. 80'li yıllarda kök hücrenin sadece kemik iliğinde değil, tabii bu bahsettiğim benim kana ait kök hücre. Pek çok dokunun kendi kök hücresi de var. Evet. Siz ben, kandan mı alıyorsunuz hocam? Biz kan kök hücresinden bahsediyoruz ve nakil derken de bundan bahsediyoruz. Diğerleri daha rejeneratif tıp tarafında tartışılan konular. Kemik iliği kök hücresi bizim hala çocuk kemik iliği naklinde en çok kullandığımız kaynağımız. Ama diğer taraftan
80'li yıllardan sonra kök hücrenin dolaşan kanımızda da bir miktar olduğu gösterildi ve bundan nakil aşamasında yararlanılmaya başlandı. Bir diğeri güncel kullanımdakinden bahsediyorum. Kordon kanı kök hücresi. Kaynak olarak bu üçünü kullanıyoruz. Nakil aşamasında da hastalığın tipine bağlı olmak üzere kendinden dolaşan kandan toplayıp nakil yapabiliyoruz. Veya diğer donörlerden. Kendinden yaptığımızın kendinden adı olabiliyor yani. Otolog. Otolog diyoruz. Bireyin kendi kök hücresini toplayıp daha sonra yüksek doz kemoterapinin arkasından onu vermek. Aslında otolog kök hücre nakli o yüksek doz kemoterapiyi verebilmek için. Çünkü o kadar yüksek doz kemoterapiyi normalde vücut kaldıramıyor. Ve o kemoterapiyi kaldırabilsin diye çocuğun deposunu, yedeğini toplamış oluyoruz biz. Çok yüksek doz kemoterapi verip tümör dokusunu hedefliyoruz, yok etmeyi hedefliyoruz. Arkasından da çocuğun kendi kök hücresini vererek o yüksek doz kemoterapinin baskılamasını ya da yaşamla ilgili tehlikelerini ortadan kaldırıyoruz. Daha doğrusu şöyle kısaca özetlemek lazım. Otolog kök hücre nakli aslında yüksek doz kemoterapinin parçasıdır. Evet. Ama diğer bizim ağırlıkla üstünde durduğumuz allojenik, yani bireyin kendi kök hücresinin dışındaki birinden alıp getirip verdiğimiz kök hücreden bahsediyoruz. Onun da tipleri var. Peki hocam, bir yan etkisi var mı veren kişi için? O da merak edilen bir şey. Şimdi biz başlangıçta isterseniz allojenik dediğimiz, hani başkasından evet, alınanın tiplerinden bahsedeyim öncelikle. İlk hedefimiz çocuğun kardeşi. En iyi, en başarılı nakil sonuçları kardeşinden yapılan. Peki eğer o birebir uyumlu oluyor mu, yoksa belki mi uyumlu oluyor? Hayır, biz bunlara bakıyoruz. Doku grupları dediğimiz bir analiz sistemi var. Hücrelerin üzerinde taşıdığımız özel protein yapıları bunlar. Ve kardeşte rastlama şansı %25. Ama bu hani birinde rastlamadıysa öbüründe, şimdi artık o şeyi %25 rastlamama hakkını %75'e savdık anlamına gelmiyor. Her çocuk için bu. Bizim şöyle bir avantajımız var toplum olarak. Avrupa'daki arkadaşlarımıza, hastalarımıza karşılaştırıldığında Avrupa'da kardeşten nakil %25-30 iken bizde %60'lara ulaşıyor. Bunun da sebebi çok çocuklu aileler olmamız ve kardeşi rastlatma şansımızın yüksek olması. Bir diğeri de şimdi giderek o konuda da daha böyle Doğu Avrupa tarafında bunlar yayınlanmaya başlandı. Biz bunun epeydir farkındaydık. Akrabalardan 10'da 10 uyumlu donörler Türkiye'de de %15'e kadar var. Bunun da anlamı bir şekilde göç toplumu olmakla birlikte halası, dayısı ya da kuzeni kendisine uyabiliyor ve geniş aile aramasını çocuk yaş grubunda mutlaka öneriyoruz artık. Sadece anne baba kardeş bakıp bitirmek değil. Anne baba akraba olmasa bile. Akrabaysa bu daha önemli. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu da 30 kişiye kadarını üstleniyor. Öyle mi? Bu da çok önemli, evet, bir ayrıntı hocam. Ve böyle olunca da biz ilk iş aileyle karşılaştığımızda anne ve anne baba ve kardeşlere bakıyoruz ama öbür taraftan da bir aile ağacı çıkarıyoruz. Çünkü bu maliyetler de çok korkutuyor insanı, değil mi? Doğru. Yani insanları nasıl altından kalkacağız diye. Ama şöyle bir şey, bunu çok net vurgulayalım. Bence burada çok önemli bir görev üstleniyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Nakille ilgili hiçbir ödemeyi aile yapmıyor. Öyle tamamen mi? Sosyal Güvenlik da, Kurumu'nun evet kapsamında nakilden önce 15, nakil tarihinden sonra 3 ay bütün hastane yatışı, refakatı, yapılan testler, tetkikler, nakil, katete hepsi bir paket programının içerisinde. Yani özel hastane ve devlet fark etmiyor. Hayır, bunu açmamız lazım. Evet, açalım hocam. Gerçekten çok önemli. Bugün için Türkiye'de
toplam aktif olarak görevini sürdüren 25 tane çocuk kemik iliği nakil merkezi var. Bunların büyük bir kısmı üniversite hastanelerinde. Son dönemde üniversite hastanelerindeki yatak sayısı ve bu konudaki çalışmalar hasta taleplerine cevap veremediği noktada devlet bu hizmeti sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla özel sektörden satın almaya başladı. Dolayısıyla özel hastanede ya da devlet hastanesinde yaptırmanın çocuk ya da erişkin nakil hastasına yüklediği herhangi bir maddi yük asla yok. İnanılmaz bir şey bu hocam. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Önemli. Ama burada bir şeyi biz gene vurgulamaya başladık. Hastalarımız pek çok yerden geliyor. Yani mesela biz şimdi İstanbul'dayız. Hı hı. İstanbul'daki hastanın kemik iliği nakliyle uğraşmıyoruz. Hasta Siirt'ten geliyor, Van'dan geliyor, Erzurum'dan geliyor, her yerden gelebiliyor. Ve o insan özellikle de burada parantez açıyorum. Herkesin de tabii 15 milyon nüfuslu bir şehirde yaşayınca herkesin de burada bir tanıdığı, ahbabı, dostu, akrabası var. Dolayısıyla bir yerde kemik iliği nakli yapılması lazım dendiği zaman insanların da ilk aklına gelen nerede, yani ben yabancı bir yere gideceğim, kimden destek alabilirim, kim neredeyi baktığı zaman da İstanbul çoğunlukta çıkıyor. İşte bu uzaktan gelen hastaların sosyal sorunları başlıyor. O konuda biz, o konuda bizim konumuz. Çünkü o çocuğu evet biz tedavi ediyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra taburcu ettiğimiz zaman tekrar kötü koşullara dönerse, araya giren bir enfeksiyon kemik iliğini tümüyle silip atabilir ve başa ya da dokur reddi hastalığına sebep olabilir ve yaptığınız her şey boşa gidebilir. Aslında ben de onu soracaktım. Tekrar ediyor mu yani o nakilden sonra diye? Onları da açıklayacağım ama bu noktada ben gayeden hep destek aldığımı söylemek istiyorum. Hastaların özellikle sosyal güvenlik tedavi, tamam, tıbbi tedavi hastanın SGK tarafından karşılanıyor. Evet. Bu konuda hiçbir talebi, gereksinimi de yok açıkçası. Ama öbür taraftan bireyin biz 6 ay İstanbul'da yaşamasını istiyoruz. Ki sizin kontrolünüz altında. Tabii, nakili yaptınız, benzin deposu doldurduk gitti değil. Asıl nakilden sonraki süreç çok önemli. Evet. Doku reddi hastalığının gelişmesi, enfeksiyon riski, dokuyu reddedebilir, hastalık geri gelebilir. Başarısızlık oranı, nakil başarısı ilk 3 ayda %100 olan bir hasta için bile %15 başarısızlıkla devam edebilir. Bunda kemik iliğini reddedebilir, uzun dönemde reddedebilir. Hastalık geri gelebilir, kemik iliği tam tutmuş gözükmesine rağmen hastalığın geri geldiğini gördüğümüz hastalarımız var. Ve bunlar başka boyutları bu işin. Dolayısıyla evet, bunları da bilmek lazım. Evet, 6 ay biz onları izlemeliyiz. Ve işte orada bir yaşam gerekliliği var. O yaşam gerekliliğinde gaye bizim için çok önemli aktiviteler gösteriyor. Yardım etmek isteyip kendisi başvuranlarımız var. Veya bir takım desteklerle sosyal sorumluluk şeklinde desteklerimiz var. Onun dışında da biz hastamız taburcu olurken önce hasta gitmeden gaye eve gidip görüyor. Evdeki koşullarını değerlendiriyor. Ve olması gereken asgari koşulları nasıl olması gerektiğini tanımlıyor, destek oluyor. O konuda ben soralım hemen, evet. Gaye Hanım anlatsın oraları da bize. Hocam çok güzel özetledi aslında. Arkasındaki süreci doğru toparlayamazsak yaptığımız işin sonucuna varması çok mümkün değil. Çok özel şartlar istiyoruz hastanede yatarken. Bir buçuk ay boyunca ne anne çocuk odadan dışarı çıkıyor ne de bizlerden başka kimseyle görüşüyorlar. Ne babası geliyor. Bu şekilde hiç kimseyle görüşmedikleri bir dönem, çünkü çok ciddi verilen tedaviler sebebiyle bağışıklık sistemleri tarafımızdan işlem yapılmak üzere çökertildiği için çok dikkatli korunulması gereken bir süreç. Arkasındaki dönemde de aynı sürecin devamı gerekiyor.
annelerden biri çocuğunu anlatırken şöyle söylemişti, çok hoşuma gidiyor. Biz iyileşmemizin bir kısmını burada tamamladık, bir kısmını da evde tamamlayacağız. Yani anne anlamış, çocuğun da en iyi anlayabileceği şekliyle anlatıyor. Çocuğuna anlatıyordu. Evin olmazsa olmazları var çünkü sonrasında. Bodrum olmayacak. İçinde mutlaka çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı olacak. Çünkü çok yüksek ısılarda hijyenik şartların sağlanabilmesi için yıkanacak şeylerin yüksek ısılarda yıkanılması lazım. Yiyeceklerin hızlıca soğutulması, dolabına kaldırılması lazım. Küf istemiyoruz, canlı hayvan istemiyoruz, çiçek istemiyoruz, toz tutacak eşya istemiyoruz. Rutubet asla istemiyoruz çünkü mantardan çok korkarız. Arkası hızlıca çocuklarımızın henüz toparlamakta olan vücutlar için ciddi büyük tehlikeler oluşturur. Sosyal şartları sağlamak çok önemli. Gerçekten yani içeride işin psikolojik boyutu, anne ile çocukla, ebeveynlerle, donörle ayrı 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 çalışılan süreçler var hep. Peki imkan yoksa ne yapıyorsunuz? Oluşturuyoruz. Yani, nasıl oluşturuyorsunuz? Yani siz çok gerçekten şaşırtıcı, hem psikologsunuz hem de bunlarla da uğraşıyorsunuz. Evet, evet. Ne kadar güzel. Çünkü hani çalışırken ülkemizde hani görev tanımlarımız evet var ama şunu ben görüp yaşayalı çok oldu. Çok uzun zamandır bu şekilde çalışmak durumunda kaldım. İnsanların psikolojilerini düzeltebilmek için önce en temel ihtiyaçlarının da karşılanmış olması gerekiyor. Mutlaka. Çocuğunun canıyla uğraşırken cebinde kanını alacak, yolda gidip gelecek parası yokken karşısına oturduğunuzda sizin de söyleyeceğiniz şeyler olmalı değil mi? Çok kısıtlı kalıyor. Tabii yapılabilecek o noktada da bir takım şeyler var ama diğer şeylere de ulaşabiliyorsanız, farklılaştırabiliyorsanız işin toparlanması daha hızlı olabiliyor. Sağ olsun çok can dostlarımız var hakikaten. Çok 10-15 yıldır bizimle birlikte. Gönüllü annelerimiz. Gönüllü annelerimiz var. Bizim ülkemizde böyle şeyler hep yürekten yapılıyor. Ne mutlu evet, bize evet. Gerçekten. Hani çok büyüyen, çok kurumsallaşan bir tarafı yok bu yaptığımız işin. Ama onlar kendi çapında bir vakıf gibi, bir dernek gibi hakikaten birlikte gidip evleri görüp ihtiyaçları belirleyip bazen ikinci el eşyalarla toparladığımız, hepsine de birinci eli yapmak mümkün olmayabiliyor ama onlar gidiyorlar, arıyorlar, buluyorlar, yapıyorlar. Ne kadar güzel. Çok zor durumda olan ailelerimiz için bu tür şeyleri de yapıyoruz. Yapmak zorunda kalıyoruz çünkü başka türlü hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Evet, gerçekten ülkemizde bizim bazı şeyler çok farklı işliyor. Evet, ama bu da bir güzellik şey aslında. Kalıpların altında, etiketlerin altında olmuyor. Yani Türkiye'de işte dernekler, vakıflar vesaire vesaire, açıkçası konuşmaya başlarken dediniz ya, yani her şeyin üstüne etiket yapıştırmak da gerekmiyor. Gerekmiyor. Bunu doğru yapmak önemli. Biz de yüreğimizin götürdüğü yere gidiyoruz. Ne mesele güzel. Bu. Başka bir şey değil. Gaye onun için yani sosyal tarafımızı toplamak kadar ben bugün ondan da bahsetmek istiyorum. Bir çocuğun ve bir ailenin kemik iliği nakline hazırlanabilmesi çok önemli. Aileyi biz karşımıza aldığımız zaman hekimler genellikle şunu yapacağız, bunu yapacağız, öyle olacak, böyle olacak, ilacı vereceğiz. İşte sayacağız, -12, -11, 0'da kemik iliği naklini yapacağız. Sonra yaklaşık 30 gün 45 gün yatacaksın hastanede. Sonra taburcu olup gideceksin. İşte başına şunlar gelecek. Ve başında da bir tabii ki genel global yaklaşımda da bir ailenin onam formu var ve o onam formunu ben yani ben onu her görüşümde ben kendim bir daha böyle yüzümü çarptığımı hissediyorum. Gerçekten o riskleri onlara anlatmamız gerekiyor. Ama sonuçta biliyor ki kemik iliği nakli başka bir tedavisi olmadığı noktada yapılan bir işlemdir, bir tedavidir. Ve son durak nokta. Olabilir bugün için. Daha sonrasında gen tedavilerini bekliyoruz kalıtsal hastalıklarda. Onlarda bir çözüm olacak ama şu anda böyle. En azından şu andaki durum budur. Ve insan beyninin
önce anne babanın bu olayı kabullenmesi, sonra da çocuğuna bunu anlatabilmesi çok önemli. Ve bunu kabullenerek yürüttüğünüz zaman çok önemli bir süreci hakikaten kapatıyorsunuz. Biz hep, Gaye de onu vurguluyor, biz de bir sac ayağından bahsediyoruz. Diyoruz ki sac ayağının bir tarafında ilaçlar ve tedavi var. Bir tarafında doktorlar, size hizmet eden insanlar var. Bir tarafında aile var. Ve o sac ayağının üstünde oturan da çocuğumuz var. Sac ayağının birisinde eğer bir eksiklik olursa, o zaman o sac ayağı dengesini bozar. Onun için bizim işbirliğimiz çok önemli. İşte o kısmı Gaye'nin, evet, bizi de destekliyor. Çünkü uzun süre o pozisyonda çalışan hekimler, hemşireler, yurt dışında böyledir. 5 yıldan sonra insanlara bir nefes aldırırlar. Çünkü hep aynı şeyi yaşıyorsunuz. Dolayısıyla çalışanın da sağlam kalması lazım. Evet, değil mi? Gerçekten onun için böyle o da bir, çok önemli. Evet, böyle bir destek mutlaka gerekiyor. Bu türlü riskli işlerle uğraşan kliniklerde. Evet. Size soracak daha çok şeyim var hocam ama bir telefon hattımızda bir izleyicimiz var. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Doktor Elma, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyiyim. Benim bir sorum olacaktı. Ben şu anda 17 yaşındayım. 5-6 ay önce kemik iliği nakli oldum. Ve ben korkuyorum. Biri tanıdığımda da benim gibi lenfoma hastasıydı. 8 kür çap tedavi, ilaç tedavisi gördü, kemoterapi. Bir ay radyoterapi gördü ve buna bağlı tekrarlayınca hastalık nakil aldılar. Ve tanıdığım o kişide de şu anda bunu nakile bağlı menopoza girdi ve rahatsızlıklarını çok gördü. Ve ben de bu şeyden dolayı korkuyorum. Acaba ben de nakil oldum, ben de olabilir miyim? Peki doktor şimdi sizin sağlık durumunuz nasıl şu anda? Şu anda kontrolöre gidiyorum ve doktor yani normal, tedavinin sonuç verdiğini gördü dedi. İyiye gidiyor dedi ama ben hani korkuyorum. Yine de endişelerim var diyorsunuz. Evet, menopoza girebilir miyim? O hastalık yaşında tekrarlayabilir mi? Hocam evet. Kemoterapinin özellikle size yapılan nakil size kendinizden mi yapıldı? Kendinizden evet, toplayıp. Evet. Otoluk oldum. İyileşmezse kardeşten tekrar alınacağımı söylediler de iyiye gidiyor. Onun için şu anda kardeşten yapılan bir şey yok, sadece evet, kendinden. Şimdi biraz önce de konuşmamızın başında söyledim. Kendinizden yapılan bir uygulamanın size tabii ki bir zararı olmayacak. Ama öbür taraftan kemoterapilere bağlı olarak vücutta bir takım yan etkiler uzun dönemde gelişebiliyor. Bunu her hastada tahmin etmemiz ya da olur olmaz dememiz çok mümkün değil. Bir kısım hastada bu uzun dönemde kemoterapinin %10, %20 oranında bu yaşa, cinse, aldığı tedavinin tipine bağlı olarak uzun dönem yan etkiler endokrin sistemde olabiliyor. Ama bunun için bir kaygı yaşamanıza gerek yok. Şu anda iyi olduğunuza göre eğer bir yan etki çıkacak olsaydı daha şimdiden de çıkmış olmasını bekleyebilirdiniz. Burada öncelik şu, iyisiniz, tümörünüzü yenmişsiniz ve başarılı bir tedavi olmuşsunuz. Menopozda şu anda zaten değilsiniz. Kaygılarla yaşadığınız günü mutsuz etmeyin bence. Hocam etkiler mi bu kaygılar, bu tabii, iyileşme tabii sürecini tabii de etkiler mi? Değil yani, sürekli endişe içinde olmak. Bunlar bir sürü çalışmalar var biliyorsunuz. Stres faktörü çok önemli ve hastanın kendi moral faktörünü yüksek tutması çok önemli. Onun için diyorlar ya, iyi çağırın iyi gelsin. Değil mi? Değil mi? Evet. Pozitif enerji çok olumlu evet, etkiliyor evet, her şeyi. Evet, hastalığı bile kesinlikle, yenmeye sebep kesinlikle olabiliyor. Onun için evet olabilir ama siz kemoterapi aldığınız için beklemenize gerek yok bunu. Herkesin başına gelebilir. Her kadın hep aynı normal yaş düzeninde menopoza girmiyor. Önceden de girenler var.
siz nasıl girecekseniz öyle gelişebilir. Onun için de bununla ilgili bir kaygı taşımaya gerek yok. Bugün keyfinizi yaşayın. Evet, izleyicimize de bunu paylaşmış olduk. Umarım doktorlarımızın sözüne kulak verirsiniz. Bu arada ben Gaye Hanım'a sormak istiyorum. Ne tür şeyler yaşıyorsunuz? Psikolojileri nasıl oluyor özellikle hastaların? Biz çok farklı yaş aralığındaki çocuklarla çalışıyoruz. Hani bebek yaş grubundan 18 yaşına kadar geniş bir yelpaze. Çocukların hastalık algıları, hastalığı yaşamaları da bu yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor tabii. Hani 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir bebeği hastanede tedavi etmekle 17-18 yaşındaki bir delikanlıyı, genç kız işte görüyorsunuz. Kaygıları çok farklı, beden 17-18 yaş beden imajının çok önemli olduğu bir yaş. Normalde de değil çıkan mi? Küçücük şeylere takılıyorlar. Bir sivilcenin peşine düşüldüğü bir yaşken ister istemez bir bedende bir takım değişiklikler oluyor. Kateterler takılıyor. O uzun tedavileri verebilmek için kalıcı damar yolları kullanılıyor. Bedenlerine yapılan bir sürü hepsinin bir sürü müdahale var. Bütün bunlar için o altyapıyı oluşturmak, onların gerekliliğiyle ilgili paylaşımların yapılması, süreci içine sindirmek, hastalık algısını doğru yönetmek, doğru yönetebilmek çok hakikaten önemli. Çünkü hem o süreçte yapacağı uyumu çok etkiliyor, hem de sonrasındaki hastalık uyumunu çok etkiliyor. Eğer öncesini doğru anlatabildiysek, kaygılarını iyi yönetebildiysek, aramızdaki ilişkiyi iyi kurabildiysek, o yüzden biz ekip çalışmasının çok önemli olduğunu hep biliriz, hep bu minval üzerine hareket ederiz ki çocuğun o odaya giren herkesle iyi ilişkisini, hani ben psikoloğum, evet konumum şöyle farklı, ben can yakmıyorum. Öyle bir keyifli tarafım var benim. Çocuklarla yeri gelip onlar için keyifli şeyleri yapıyoruz. Oyun da oynuyoruz. Benden genelde bir sürü küçücük hediyeler falan alıyorlar. Dolayısıyla benim yerim keyifli onların gözünde. Ama bu aynı ilişkiyi ekibe de yayabilmek, onlarla ilişkilerini iyi düzenlemesini. Değil mi? Bu da çok önemli tabii, bir nokta. Annenin gözünde de aynı ilişkiyi doğru kurmak çok önemli. O güven ilişkisi, çünkü bizim en temel ilişkimiz. Hı hı. Çocuğun bize güvenebilmesi lazım ki biz ona yapabileceğimiz şeyleri doğru yapabilelim, doğru anlatabilelim. Annenin bakış açısı çok önemli. Çünkü çocuklar annelerinin gözünü takip ederler her yerde, doğru, her zaman. Gerçekten çok önemli bu da. Biz çocuğa ne yaparsak yapalım, eğer anne kaygılıysa, yüzü düşükse, kenarda köşede olabiliyor. Çok stresli bir iş yapıyoruz. Özellikle biz. Bizim annelerimiz çok daha endişe taşıyorlar tabii, değil mi? Çok daha böyle çocukların tabii, üstüne tabii, düştükleri tabii. için. Yani ağladığını görüyorsa orada bizim yapacağımız çok şey var. O durumu toparlamak, çocukla olan ilişkisini orada birazcık daha sağlamlaştırmak, neyi nasıl paylaşacağı konusunda yol yani göstermek. Yani aileyi de bilinçlendiriyorsunuz bir kesinlikle, anlamda değil mi? Kesinlikle tabii, yani 2 yaşındaki bir çocuğun hele hele ki anne bağının henüz çok yakın olduğu o yaşta, gözün içine baktığı o yaşta önce anneyi toparlamak lazım ki oradan çocuğu toparlayalım. Evet, ona yapabileceklerimizi ulaştıralım. Anneye akıllı üzülmeyi öğretiyoruz. Evet, hocamın bu lafı akıllı, hocam, ne kadar akıllı güzel akıllı üzülmeyi öğretiyoruz evet. belki de. Ve evet. de burada babamı yad ediyorum. Bu laf babamın lafı ama anne çocuğunu sevmenin ne demek olduğunu daha farklı algılamaya başlıyor. Aslında bu süreçte öğretiyor biraz evet, galiba. Evet, evet. Ve biz bence anne herkese öğretiyor, bizlere de öğretiyor. Evet. Bizlere de öğretiyor ve hayatta neyin önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Psikolojiler böyle giderken öbür tarafta kemik iliği naklinde çok farklılaşmalar var nakil. İçin allojenikte kardeşten bahsettik ama kemik iliği naklinde, kök hücre naklindeki donörlerden bahsetmek istiyordum ben. Hı hı. Biraz önceki bölümde kardeşten en iyisinin olduğunu, doku grubu uyumlu kardeş naklinin
en başarılı olacağını söylemiştik. Ama herkesin kardeşi yok. Evet. Bunun ne yapacağız? Doku bankaları kuruldu. Kök hücre bilgi bankaları daha doğrusu. Buralarda kemik ilikleri saklanmıyor. Buralarda doku tipleriyle ilgili bilgiler, yani bir bilgi işlem sistemi. Öyle aslında. Öyle mi? Yani bu. Nerede bu doku bulunabilir, uyumlu evet, doku? Bu bütün dünyada şu anda 22 milyona ulaştı. Bilgi işlem sistemi Türkiye'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve Ankara Tıp Fakültesi'nde doku bankalarımız var. Onların kendi donör havuzları var ama o havuz bütün dünyaya açık. Dünyada bize açık. Biz buna akraba dışı nakil diyoruz. Akraba dışı nakil için donör arama faslı başlıyor. Kardeş uyumlu değilse. Bu süreç sıkıntılı bir süreç. Yurt dışında artık diğer bir basamağa geçebilmek için donör bankalarında kök hücre arama işini 2 ay sürdürüyorlar. Avrupa'da 4 ay kadar. Amerika'da oradaki bu işle uğraşan insanlarla, komünikasyonlarımızla Amerika'da da 2 ay kadar bekliyorlar. Çünkü bazen öyle hastalıklar var ki siz zamana karşı yarışıyorsunuz. Değil mi? Hastalığın bir daha tekrarlamasını engellemeniz lazım. Hastalıkta tekrar sayısı arttıkça nakil başarısı düşüyor. Dolayısıyla erken dönemlerde bunları bir işi yapmak kadar ne zaman yaptığınız da önemli. O bu kavramdan yola çıkarak. Bütün bu ayrıntılar çok önemli şeyler. Yerine koymak lazım. Doku bankasındaki süreç işte bizim en sıkıntılı olduğumuz süreç. Burada doku bankasında önce Türkiye'dekileri başvuruyorsunuz. Türkiye bir tarama yapıyor. Türkiye yaptığı taramadan ilgili ülkeden bir daha geniş dokümantasyon istiyor. O dokümantasyon geldikten sonra bizimle birlikte doku seçiyor. Seçilen doku için tekrar doku bankası yurt dışına bir bilgi veriyor. Onlardan ileri test istiyor. İleri test yapıldıktan sonra sonuçlar geliyor, tekrar değerlendiriliyor. Şayet hani her şey yolunda gitti, uygun gelirse tamam diyor. Ve o noktada yurt dışı doku bankasına haber verdikten sonra doku bankası kendisine bu kök hücrenin toplanıp yollanması için gereken para miktarını bildiriyor. Bütün bu aşamalar da zaten SGK tarafından destekleniyor. Ve normal bürokratik işleyiş içerisinde her aşamada yurt dışından test istenecek, SGK ödemeye girecek. Cevap geldi, ileri test istenecek, bir daha girecek. Yurt dışından kök hücre istenecek, tekrar girecek. Ve bu süreçler Türkiye'de 4 aydan kısa gitme şansı asla olmadı şimdiye kadar. 6 ila 9 aya yayılıyor. Ve dolayısıyla da zamana karşı yarıştığınız zaman bu işlerde çok büyük rahatsızlık hissediyorsunuz. Hastalık tekrarlayabiliyor lösemi grubunda. Hı hı. Ama bulunamayabiliyor da, yani ille de olacak diye de bir şey yok. Olabilenler de ille de biz 10'da 10 olsun diye istiyoruz ama 10'da 9'a da razı oluyoruz doku grubu uyumu açısından. Ama bunu da yakalayamayabiliyoruz. İşte bu dönemde epeydir yapılıyordu aslında ama nakil başarı oranı düşüktü. Ancak son dönemde gelişen teknolojiyle hücre ayrıştırma seçme işlemleri de ve yeni protokoller eklenerek yarı uyumlu donörlerden nakil yapılmaya başladı. Biz tabii ki çok şanslıyız. Çocuğun bir annesi ya da bir babası çoğunlukla oluyor. Ve biz çocuğa anneden tercih ediyoruz. Bunun da sebebi eğer şimdiye kadar söylediğim gibi kardeşi yoksa, hı, uluslararası doku bankasında uygun donörü yoksa, bir de uygun donörü buluyorsunuz. Donör vazgeçmiş olabiliyor. Donör hamile oluyor. Donöre ulaşamıyor biliyorsunuz. İşte böylesi bir durumda anne ya da babayı donör olarak ya da yarı uyumlu kardeşi donör olarak seçiyoruz. Özel işlemlerle nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha önce nakil başarısı %30 iken yurt dışında bu oran %60'a ama yeni teknolojiyle daha da yüksek başarılı oranlara çıkmaya başladı. Uluslararası yayınlar da geçen hafta EBMT, European Bone Marrow Transplantation, bizim hepimizin kayıtlı olduğu
Avrupa Kemik İliği Birliği diye çevirebiliriz. Oradan da bir yazı yayınlandı. Bu çok önemlidir. Haploidentikle ilgili eğilimin arttığı, başarının da arttığı vurgulandı. Dolayısıyla şu anda şöyle bir şey oldu. Artık donörsüz değilsiniz. Hı hı. Yani eskiden donör önemli. Beklerken evet. Bütün gazeteler, medya, televizyon evet, hep olay oluyordu. Hadi kampanya yapalım, hadi donör bulalım. Ama onlar artık epeyce geride kalmaya başladı. Ama artık kimse donörsüz değil bence. Hı hı. Hocam bir de kordon kanı saklama olayı var. Evet. Çok da önemli bir şey değil mi? Evet. Şimdi kordon kanı daha çok ağırlıklı tartıştığımız otolog kordon kanıydı. Yani ülkelerde yaygın olarak tanıtımı yapılan işte doğarken bebeğinizin kordon kanını saklayın, ileride kullanın. Hı hı. Herhangi bir hastalık olduğu zaman. Burada birkaç tane dezavantaj vardı ve biz onları hep vurguladık. Yani bir çocuklarda ortaya çıkan pek çok hastalıkta genetik yapıdan bahsediyoruz. Hı-hı. Aynı kök hücre yaptığına göre hı-hı. onda da bunun olması olasılığı var yüksek. Mıdır diye. Ama bir kısımda da mesela biraz önce bahsettim. Otolog nakil yapıyoruz. Yani çocuğun kendinden alıp veriyoruz. O zaman bunu niye kullanmayalım? Değil mi? O da bir bu şey. Da başka bir bakış. Ayrıca asıl bizim üstünde durduğumuz ve talep ettiğimiz alojenik kordon kanı bankası. Yani bildiğiniz kan bankaları gibi. Doğuran annenin çocuğun eşi çöpe atılır hı hı. çocuk doğduktan sonra. Biz bundan kök hücreyi toplayalım, depolayalım. İşte burada kendisi evet. saklanıyor. Ve böylece geniş kordon kanı bankalarımız olsun. Çünkü önemli şurada kordon kanı uyumu rastlaştığınız bir hastanız varsa bir ayda ulaşıyorsunuz. Diğeri gibi 9 ay beklemiyorsunuz. Ama orada da dezavantajları olanlar çıkıyor. Şöyle bir şey, kordon kanıyla nakil yaparsanız içindeki hücre sayısının yeterliliği önemli. Bekleme süresi önemli çünkü hücrenin canlılığını belirleyecek. Ve bir diğeri de takip. O kordon kanını topladığınız çocuğun daha sonra başına ne geldiğini bilmiyorsunuz. Böyle dezavantajlar evet. var. Ve en sonuncusu da bazen öyle bir şey oluyor ki kemik iliği naklini yapıyorsunuz da %100 tutmuyor ama %60 tutuyor. Sizin orada küçük bir aşı tedavisi uygulamanız o dokunun %100'e çıkmasını sağlıyor. O aşı için gereken lenfositleri de temin edemiyorsunuz. Yani avantajları ve dezavantajları bütün yöntemler gibi var. Hı hı. Bu konuda yurt dışında 6 tane uygulama. Bir tane Türkiye'de bizim yaptığımız otolog kordon kanı naklimiz var. Nöroblastom hastasında biraz önce bahsettiğim gibi kendi kanından toplayıp ekledik ama kordon kanını da kullandık. Yüksek doz kemoterapiyi uygulama amacıyla kullandık. Çocuğumuz da iyi şimdi okuluna da ne gidiyor. Ne güzel. Efe mi? Hayır, o Cenk. Cengiz. Cengo. Cengo, evet. Cengo. Cengo'yu da kullanmıştık haberimizde. Cengo'nun da ayrı bir şeyi var değil mi? Tıp tarihine geçti galiba, öyle evet, biliyorum. Evet, o listeye girdi işte. Altı taneden sonra yedincisi de. Dünyada yedinci vaka diye geçiyor. Yedinci vakayız, evet. Türkiye'de de ilk. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz. Evet, bir ekip yaptı. Süleyman Cengiz'di değil mi ismi? Evet. Neydi Süleyman Cengiz'in sıkıntısı? Kaç yaşındaydı? Süleyman Cengiz bize geldiğinde 2 buçuk yaşındaydı ama süreçte 3 buçuk yaşında buldu. Nöroblastom isimli bir tümörü vardı. Hı hı. Daha önce ve yüksek riskliydi. Çocuklar için çok riskli bir kanser hastalığı değil evet, mi hocam? Evet, evre 4'tü. Evresi çok önemli. Tedavi almıştı ama kalıntı dokusu vardı. Bütün bunlarla tekrar tedaviler. Radyoterapiler, kemoterapiler ve en sonunda da otolog kordon kanı ve otolog periferik kan nakliyle o zamanlar girdik. Konuşmuştuk annesiyle. Evet. Öylesine bir işte kordon kanını saklayalım demişler evet. ama işte o kordon evet. kanı evet. çocuğun hayatını kurtarmıştı değil mi hocam? Evet, çok rastlantısal. Yani bir bilinçle zaten hiçbirimiz çocuğumuzu doğururken başka türlü Allah düşünemeyiz olsun, ki yani hepimiz anneyiz şu anda herhalde ama yani ama çocuğumuz için de her şeyin en iyisini yapmak isteriz. Bu kaygıyla da kordon kanını
Bekletmişler. Saklamışlar. Ve de ulaşmak biraz zaman aldı falan ama sonunda oldu. Şimdi Cengo iyi. İyi, okula gidiyor. Oh ne güzel. Yaramazlıklarına devam ediyor. Harika. Çok da hayat doluydu. Çok da güzel. Hala da bütün çocuklar öyle. Gibi. İşte tabii. Orada bakın aile faktörü çok önemli. Evet, muhteşem. O kadar bir akıllı ailesi. Bir anne var ki orada. O kadar kuvvetli bir anne var ki. Baba biraz kızacak bana ama anne hepsini idare ediyor ve anne çok dik duruyor. Yani, annenin güçlü olması evet, çok şey değiştiriyor. Anne çok güçlüydü ve çok zor süreçler yaşadılar. Çok iyi getirdiler. Evet. Şimdi telefon attığımızda bir anne daha var. Yine sizin hastalarınızdan birinin, Efe'nin annesi. Evet. İsterseniz merhaba diyelim. Merhabalar efendim. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Gördüm, orada çok sevindim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Biz de çok mutluyuz hocamızı ağırladığınız için. Gerçekten çok seviyoruz, çok önemsiyoruz hocamızı. Sizin oğlunuz 13 yaşında değil mi efendim? Hayır, 15 yaşında şu 15 anda. 15 mi oldu? Evet, evet 15 yaşında. Siz nasıl bir süreç yaşadınız? Kısaca bahsetti. Haplo identik nakil. Bizimki nakil türü. Benden alındı yani kök hücre. Öyle mi? Evet, kusura bakmayın. Ben de bu arada biraz nezleyim. Geçmiş olsun. Geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Peki hastalığı neydi Efe'nin? Efe ameli hastasıydı. Biz 2011'in sonunda 2012 Ocak ayında ilk teşhis konuldu. Tedavi oldu. Tedavi süreci de iyi geçti aslında ama 1,5 yıl sonra tekrarlayınca biz de nakil sürecine girdik. Yani nakil olması gerektiği söylendi. Tabii ki biliyorsunuz, kısaca hocam da anlattı. Donör bulma sıkıntısı yaşadık biz de aynı şekilde. Evet, çok kardeşinin uymadı. Evet. Kardeşinin uymadı. Yurt dışındaki iyilik bankalarından da bir sonuç alamadık. Yani bir süre bekledik. Taramalar tamamlandı ama çok kısa sürede zaten bilgi alınan şeyler değil bunlar. İşte olmadı yani. Uyumlu bir donöre ulaşamadık netice itibarıyla. Arkasından da işte Gülüz Hocam böyle bir şey olduğunu ve yapabileceğini anlattı bize. İşlemin nasıl yapıldığını anlattı. Yani zaten hani o aşamada donör bekleyecek durum daha fazla yoktu. biz de inandık, kendisine güvendik. Yani nakilde yapıldı. Çok şimdi nasıl? Bir yıl oldu. Şimdi... Bir yıl oldu. İyi tabii ki, tedavi süreci devam ediyor. Ama bir yılımızı tamamladık çok şükür. İşte yani kontroller, tedaviler vesaire devam. Peki siz bu süreçte bir anne olarak neler yaşadınız? Gerçekten kolay değil hani o beklemek, evet, döner arayışı vesaire. Yani aslında en stresli dönem o, yani donör arayışı. Çünkü uygun bir donör beklemek bize ilk başta yurt dışı taramalar yapıldığında 2 tane donörümüz oldu, bildirildi. Ama daha sonra ikisinin de uyumsuz olduğu ortaya çıkınca haliyle bir strese giriyorsunuz. Her türlü. Onun dışında bana en çok sorulan şey, sana bir zarar oldu mu diye soruyorlar. Yok. Asla olmadı. Yani her sıkıntı yaşamadım ben bununla ilgili. Gayet rahat geçti. Yani 50 kiloluk bir çocuk için tabii toplanan kök hücre sayısı farklı. 10 kiloluk bir çocuk için toplanan kök hücre sayısı farklı. Yani aşağı yukarı 2 gün kadar sürdü bir hazırlık süreci. Ama bana herhangi bir sıkıntısı olmadı yani. Rahat geçti diyebilirim. Arkasından da işte nakil süreci. Bir nakilden sonra da bir süre tedaviye devam ediyorsunuz tabii ki. Böyle yani. Evet, şimdi siz mutlu sona geldiniz. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah daha da iyi olacak. Bundan sonra da her şey yolunda gidecek. Evet, inşallah. Okula başlıyoruz artık değil mi? Okula başlıyoruz artık. Başladık hocam. Evet, Gülüz Hocam hatta karnesinin Evet. Onu hatırlatayım istedim. Teşekkür belgesini istiyoruz yani. Sonra da biz askere uğurlamayız da düğünlere gideriz diye umut ediyoruz. Evet. Çok biraz teşekkür gitsin. Ederiz size programımıza katıldığınız, bizimle paylaştığınız için yaşadıklarınızı. Güzel şeyleri de paylaşmak gerekiyor değil mi? Evet, önce? Gerçekten öyle.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Efe'ye sevgilerimizi iletin lütfen. Evet, biz de. Görüşürüz hanım. Sevgiler, selamlar size. Görüşürüz. Gaye Hanım, hemen size sormak istiyorum. Buyurun. Aileler neler yaşıyor bu süreçte? Bu 4 ay beklemişler, daha da uzun bekleyenler var diyorsunuz. O dönemde neler yaşıyorlar? Beklemek tabii kaygıyı çok arttıran bir şey. Belirsizlik, beklemek, arkasından neyin geleceğini tam olarak bilmemek. Herkes için kaygıyı çok yükselten bir durum. O aralarda bilgilendirme süreçleri önemli. Adım adım aslında tüm süreci, tüm ekip birlikte yaşıyoruz biz. O alınan bilgilerin paylaşılması dönem dönem, arkasından yapılacakların paylaşılması, yol haritasının çizilmesi, hani şu olursa şunu yaparız, bu olursa bunu yaparız diye hocam ve birlikte çalıştığımız doktor arkadaşlarımız her dönemi arkasını da mümkün olduğu kadar belirli kılmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bizlerin de bilmediği bir sürü şeyle birlikte adım adım yol almaya çalışıyoruz. O nedenle bizim söylediğimiz şey çok öteyi fazla düşünmemek. Çünkü çok öteyi düşünüp görüp planlayamıyoruz. Günü görüp değerlendirip onun planını yapıp bir sonrasını da erteleyerek devam etmek. Çok zor tabii. Hani anlatırken böyle anlatıyoruz ama içinde olup yaşamak gerçekten çok kolay değil. Ve uzunca bir süreç. Sadece nakilden bahsediyorsak bile nereden bakarsanız 6 aya yayılan o zor olan kısmı 6 aya yayılıyor. Bunun öncesinde eğer bir kanser tedavisinden bahsediyorsak zaten çok yorulmuş olarak geliyor aileler ve çocuklar. Yani yine 6 ay 1 yıla yayılan bir tedavi sürecinin arkasından geliyorlar bize. Her şeyi derleyip toparlamaya çalışıyoruz aslında. Bizim için de kolay değil ama bilgilendirmek ve yakın olmak, uygun duruş sergilemek, adım adım takip etmek. Çünkü çok günlük değişikliklerin yaşandığı bir serviste, bir dünyada yaşıyoruz biz. Hı hı. Onun için hani günün her anını yakın takip etmek zorundayız. Ben dahil ki hani hocamın ve arkadaşlarımızın, doktor arkadaşlarımızın takibi farklı. Benim için de meydana gelecek değişikliklere göre uygun müdahaleleri yapmak adına benim de o süreçlerin çok içinde olmam ve bilmem gerekiyor. Böyle. Yani biz onu tarif ederken hep şey diyoruz. Yattığı sürece bıçak sırtındayız. Evet. Ve onun ekip olarak bilincindeyiz. Aileye onun stresini yüklemeden ama nasıl bir süreç yaşadığının bilincinde olmasını isteyerek o süreci yönetmek gerekiyor. Sonuçta hakikaten psikolojik olarak bir anneye çocuğunun canıyla ilgili kaygıdan daha fazla stres olacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Evet, değil mi? Dolayısıyla gerçekten da anneleri anlamak konusunda çok eksik kalmıyoruz belki de. Ama gerçekten zor bir süreç. Nakil sonrasındaki izlemlerimiz önemli. İlk 6 ay biz izlemeyi tercih ediyoruz. Yakın izlemi tercih ediyoruz. Ondan sonra da 3 yıla kadar aralıklı olarak izlemler devam ediyor. Birinci yılın sonunda nakilden sonra o nakil işlemi sırasında çocuğun hafızasındaki, bağışıklık sistemi hafızasındaki bütün aşılamalarla ilgili bilgiler silindiği için baştan bebeklik aşılarına başlayarak onları tamamlayıp sonra da artık okuluna git diyoruz. O işte okula dönüş sahnesi en keyiflisi oluyor. Bu konuda takıldığımız merkez yapısı olarak, yani bu işi yapan insanlar olarak en büyük sıkıntı Uluslararası Doku Bankası'ndan donör arama süreci. Bu süreçte hasta sahibiyle devamlı karşı karşıyasınız. Onun haklı endişelerini anlıyorsunuz ama
hızlandırmayla ilgili elinizde çok da fazla olanağınız olmuyor. Ve o süreç bizler için de yıpratıcı. Ve Türkiye'de bu sürecin farklılaşması gerektiğini hep tartışmıştık. Türkkök bu konuda çalışmaya başladı. Dokusu laboratuvarını kurmaya başladı. Zannediyorum 2 yıl içerisinde ulusal bir kök hücre bankamız oluşacak. O sürece kadar, o 2 yıllık sürece kadar da bu süre böyle tamamlanacak. Ama yani yeni nakil cinsleri, işte yeni uygulamalar, yeni teknolojiler bizim işimize biraz destek veriyor tabii ki. Haploidentik şu anda bence çok yeni bir Türkiye için. Çok yeni ve başarılı bir yaklaşım. Evet. Hocam bu arada programımızın sonuna da geldik. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Bir şey eklemek istiyorum. Demin okula dönüş sürecinden bahsettik. Çok keyifli bir süreç. Evet. Ama hani dönüşlerde toplumun algısı maskeli çocuklarla ilgili önemli. Evet, hemen onu da siz gerçekten çok önemli bir konu. Okulda da çocuklarımız bir süre maskeleriyle olmak zorunda kalabiliyorlar çünkü. Bunun bulaşıcı olmadığını bilmek çok önemli diğer insanlar açısından. Çocuklarımızın kendilerini korumak adına bunu bir süre daha yapmak zorunda olduklarını paylaşmış olalım birden. Ve sorgulamalardan, konuyla ilgili korumak lazım. Fazla sorulardan rahatsız olduklarını, bunu çocuklar daha masum yapabiliyorlar ama büyükler de farkında olarak bazen olmayarak aileyi incitici aileyi de çocuğu da davranabiliyorlar. Hani biraz empatik olmak, biraz ben olsaydım ne hissederdim kısmını düşünmek. Onların bakış açısından bakmak önemli çünkü farklı olmak, farklı görünmek kolay değil. Evet. Vücutlarında bir sürü değişiklikler oluyor ve bunlara uyum sağlamaya çalışıyorlar. Büyük bir cesaretle her şeye göğüs geriyorlar. Sonunda da güzel şeyler yaşıyorlar ama süreç hiç kolay değil. O yüzden hala toplumun bakış açısıyla da oralarda değişmesi gereken çok şeyler var. Öğretmenlere de düşen çok şeyler var değil mi? Öğretmenlere, toplumsal hoşgörü çocuklara, bence işte o aileleri, yaşta çocuklarla başlıyor. Evet. Bir de bizim şeyimiz şu, yani bu çocuklar mesela işte köyler, evler bu çocuklara ait özelleşen bir takım yapılanmalar. Evet. Hayır, bu değil. Bu çocuk artık normal. Ama bir süreç yaşıyor. Hani nezle olduğumuz zaman bir hafta evde kendimizi korumaya alıyoruz, çevremizi korumaya alıyoruz. Bununki de bir süre, ama biraz daha uzun bir süre, ama ondan sonra o da herkes gibi aynı toplumda yaşayacak ve o toplumun kurallarıyla yaşayacak. Biz toplum içinde yaşasın istiyoruz. Zaten bizim için artık tedavi olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla okulla dönüş faslı da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Evet, kesinlikle gerekiyor. O da çok zorlu bir süreç. Evet, onca sıkıntıdan sonra bir de oralarda sıkıntı yaşamak. Yani okullardan anlayış beklemek lazım. Hijyeni devam ettirmemiz bütün çocuklar için önemli hijyenik şartlar. Ama bizim çocuklarımız için kat kat önemli. Oralarda ailelerin istekleri olabilir, ihtiyaçları olabilir. Destek çok önemli. Herkesin desteği. Herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Evet, rica ediyoruz. Hocam süremiz bitti ama bir izleyicimiz var. O da diyor ki büyükler için de böyle yardım eden vakıflar, kuruluşlar var mı? İzleyicimizin Selim Birol. Babası sanırım bir kemik iliği nakli olacakmış da. Ama kemik iliği nakli erişkinler için de kendisi sosyal güvencesi olabilir veya babasından dolayı hasta olduğu için 25 yaşına kadar zaten sosyal güvencede olabilir. Onun da dışında yeşil kart sistemi var. Devlet hastanelerinde yani yine sosyal güvence altında, yetişkin içinde bir şey değişmiyor. Tabii tabii, sosyal güvenceyle. Yani babasından SGK'lı olabilir. Babası zaten ameliyat olacakmış izleyicimizin de. Bakmakla yükümlüyse... Bakmakla yükümlüyse o da SGK kapsamında. Tabii. Yine kemik iliği nakli için hiçbir ücret ödemeyecekler. Özel devlet bu konuda farklı değil. Evet. Aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Evet. Özel hastane. Özel devletimiz bütün bu imkanları sağlıyor. Asla bir fark almıyor ve alamaz da zaten. Yani böyle bir şey de yok. Ve bunu bir sağlıkta yönetici olan meclisteki bir büyüğümüzün de söylediği gibi devlet bu hizmeti özel sektörden satın alıyor.
pek çok hizmet satın aldığı gibi bunu da satın alıyor. Dolayısıyla hiç kimse kemik iliği nakli için ülkemizde ücret ödemek durumunda olmuyor. Bütün aşamaları devletimiz karşılıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten teşekkür programımıza ediyorum. Katıldınız ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum ben de. Size de aynı şekilde gerçekten çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkuttu, mutta ne kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot. Türkiye Hastanesi önce çocuğumu sundu.